Oğullarım, bu mektubu okuyorsanız ben ölmüşüm demektir. Üzgünsünüz biliyorum ama yerine getirmeniz gereken sorumluluklarınız var. Evlatlarım, şimdi size ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Dinleyin. Motoru yapamadıysam onu yapmak sizin göreviniz. İşin teorik ve pratik kısımlarını başarıyla halletmişsiniz. Gözlerinizden öpüyorum. Ama bundan sonrası için Yiğit'ten yardım almanız şart. Üçünüz hep beraber yapamayacağınız şey yok. Yiğit'i bulun, Yiğit'le çalışın. Allah Allah. Abisi gözünü seveyim uyu artık. Bin kere okudun yeter lan. Ya abi belki gözümüzden bir şey kaçmıştır diye ya. Ne bileyim bir kod, mod, ne bileyim. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Şu satır başlarındaki harfleri yan yana koyarak bir oku bakalım. Acaba ne çıkacak? Obda. Vay anasını. İyi aklına geldi ha abi. Obda. Demek ki sır burada gizli. Acaba ne demek? Ebenin genital uzvu demek Metin. Da Vinci mi oğlum Tahsin Özdemir? Benim babamın ne işi olur ya kudla mudla? Kendisi sözü özlü mert bir Anadolu insanıydı. Ben babama başka bir şeyin insanı mı dedim? Hı? Ya beynimizin etini yedi Yiğit'e bulaşmayın diye. Ne bu mektup şimdi? Nereden bileyim Metin Özdemir? Ne yapacağız? Yarın bakacağız mı motora? Bakarız. Vallahi mi? La oğlum bakarız derken yarın ola hayrola manasında dedim ben. Allah Allah ya. Ha. Yalnız sen kafanı iyi verdin bu konuya. Konsantrasyon az safhada. Aferin lan kafan hiç karışmadı. Öyle memiştir, papiştir, popuştur, totoştur, ciciktir. Özellikle cicik. Açık konuşmak gerekirse abicim bir ara ebemin genital uzvuna kafam gitti. Yalnız çabuk geldim. Uyutmayacaksın yani. Abi. Dün gece rüyamda Emma Stone bana velayet davası açtı. Kim? Emma Stone. Hakim de bu geceye erteledi davayı. Ne yapsam ben uyumasam mı? Yoksa hakim davaya katılmadım diye çocuğu direkt bana mı kitler? Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ayıpçı rüyaları sen seriye mi bağladın abisi? Sen rüyanda gerçekten Emma Stone'u mu gördün lan? Hı. Yalnız ben öyle rüyalarımla tek gecelik ilişki falan yaşamıyorum abicim. Ciddi düşünüyorsunuz. Aynen. Bu anlattığım mevzu da ta bir sene evveline dayanıyor. Bak dinle. Geçen gece de Jessica Alba'yla yemekteyken Emma çıkıp gelmesin mi? Bağırıyor, çağırıyor. He's your son. Bu senin çocuğun. Kadın dedim sus ne yapıyorsun lan? Ne bağırıyorsun etraf kalabalık? Manyak mısın? Delirtme beni. Çocuğun birini de şöyle kara kuru bir şey bir de göreceksin tipi ayağıyla ittiriverdi önüme. Çocuk bana ne dedi? Dedi dedi. Dedi mi dedi? Dedi dedi. Ne dedi? Dedi dedi. Dedi lan dedi. Dedi mami, father, mother. Bana baba dedi çocuk ya. Ne diyorsun ya? Vallahi Jessica'da kalktı gitti yazık. Gurur kırıldı kızım. Ben sığır. Ne diyorsun derken? Ne diyorsun saçmalama manasında dedim oğlum onu ben ya. Allah Allah ya. Ölümlü kazası olmayan arabanın kasasındakinden çok çelik döktük biz Buranza'ya. Senin yüzünden. Deprem oluyor diye korku başlığa salona koşmuşluğum var. Oğlum benim Allah aşkına bir kalk ya. Allah'ım manyağı ya. Bak bak hareketlere bak ya. Ömer durağa mı gitsen lan? Bak yat diyor bana. Davam var diyorum. Heyecan var diyorum. Bana kalk yat diyor ya. Götüm açıkta mı yatsam lan? Ha? Kabus görür kurtulurum belki. Ha, Sezai abiyi göreyim ben rüyamda ya. Sezai abiyle çok lüks bir restoranda baş başa yemek yiyelim. Ay hadi inşallah. Abi seni Emma'ya geliyorsun, ne Jessica'ya geliyorsun artık bir zıbar lan. Ana. Eskaza. Alışamadım şuna da. Abisi ne diyeceğim? Heh. Yalnız öyle Jessica Lawrence'a falan denk gelirsek mutlaka abine haber et ha. Kızcağızı aç bırakmayalım. Aa, ince espri diyorsun. Dur ben Sezai'yi düşüneyim. Ekmemedir koca konak. Ekleme aman aman. Ne oluyor lan burada? Yine buna bir anlam veremedim. Romantizm adeta can çekişiyor. El ele tutuşmuşlar. Eklemedir koca kulak söylüyor. Diğeri de kendinden geçmiş ağlıyor. Bak 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 bak. Hilmi göründüğü gibi. Lütfen kapıyı kapat ve çık. Mabudemle beni baş başa bırak. Ağız tadıyla bir mojito içtirmedin. Ya siz evlenmeden önce hiç kimse uyarmadı mı sizi? Hı? Hadi onlar akrabadır ses etmez. Nikah memuru ben bu nikahı kıyamam demedi mi ya? Senin çocuk bile bile lades olmuş. Bu şapkadan o tavşan çıkar ancak. Hilmi yapıcı oluyorsun. Kalbim kırılıyor. Şirek ile Fiona. Biliyorum ama benim yeşil çirkin devle konuşmam lazım. Özel. Ben seni öyle çağırıyordum. Özelimizi mi anlattın Hayriye? Sana mı dedin lan Hayriye diye? Bana demiş olamaz herhalde. Büyük ilmiye Hayri diyecek kadar aşk sarhoş mu oldu bu kadın? Çok mu Sezai içtin sen Mabudi? Bebeğim
Mabudem. Hadi sen eve git. Ben erken geleceğim. Aa, gene mi demedi? Bir tek Hilmi mi sabırsız lan bu konuda? Amma da triple. Anlat Hilmi. Ben çay bahçemin peyzajı için servet arayacağım. Sahilimde yok diye garabatak getirteyim. Onlara yuva yaptırtayım. Sonra vicdansızın biri yakalayıp yesin. Kulağa nasıl geliyor acaba? Olası. Gayet etli bir yaratık karabatak. Belki çirkin ama sinsi bir çekiciliği var. Ulan her etli hayvan yenir mi lan? Karabatak bu karabatak. Romantizmin simgesi o hayvan. Bak besin zincirinde yeri yok hayvanın yeri. Al bak bak. Resmi yok hayvanın. Başka hayvanları bile yemiyor ama sen yemişsin. Allah Allah. Beni karşılaştın bu şeylere bak. Karabatak hayvanını çiğneyebilecek diş yapısı bir tek bende var demek ki. Ya zorla insana kendini ödürtüyorsun ya. Duyan da o hala bir şey zannedecek beni. Hem senin Zeliş de azganak kıvırmadı ha. Zeliş'e de kız. Yemişsin lan Zeliş'i. Nasıl kızayım? Allah'ım ya. Anam. Bir de isim mi koydun hayvana? Üstelik daha önce gidip fotoğraflarını çekmişsin. Güvenlik kamerasında iğrenç görüntülerim var. İzledim. Kiralık bir katil gibi keşif yapmışsın. Avını tanımışsın. Pusu kurmuşsun. Lan Sezai, denizde yüzen bir hayvanı nasıl yakaladın ya? Senin Zeliş suya daldı. Ben de arkasından suya daldım. Giderken böyle boynundan yakaladım hayvanı. Düşünsene. Karabataksın. Suya dalmışsın. Gidiyorsun. Arkana bir dönüyorsun. Sezai'ye hayvan. Hayvan ne şaşırmıştır ya. Ulan bu adam beni niye kovalıyor diye düşünmüştür. Düşmanı yok çünkü hayvanın. Hiç av olmamış ki. Kaçma duygusu yok hayvanda. Tamam Hilmi tamam uzatma. Yeter. Bir daha yemeyiz karabatağını. Ya dünyada bu cümleyi kuran ilk insan evladısın. Daha önce gerek olmadı çünkü. Ya denizin barış simgesi o hayvan. Şimdi olimpiyat meşalesini yemekten, Hiroşima barış anıtını yemekten ne farkı var? Allah'ım ne kadar normal bir şeymiş gibi söylüyorsun ya. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Adam normal bir şeymiş gibi karabatağı yedim diyor ya. Allah Allah. Tadı aynı tavuk tadı. Bak şimdi bak. Besin zincirine karabatağı da ekleteceğim. Bir üstüne de senin resmini ekleteceğim. Bu hayvanın düşmanı bu hayvan diyeceğim. Milli eğitimi de dağıttıracağım. Uğraşacağım, pes etmeyeceğim. Hazmedemiyorum, hazmedemiyorum. Anam. Hem karayım hem etliyim. Benim de boynumu koparıp yemeden ben gideyim. Hilmi senden tırstın. Et onu. Allah Allah. Durduk yere iştahımı açtı ya. Üsküdar sahiline mi insem mi acaba? Niye toplandık Hilmi? Petrol günümüz haftaya değil miydi? Biz yine de getirdik bir de onları. Yoksa bir durum mu var? Hı? Bir durum var. Evet var. Beylir beylir. Onca güne giderim. Sizin yanınızda kadar hiçbirinde rahat etmedim. Yalan yok. Zenginin halinden zengin anlar ancak. Yeri geldi birbirimize butlarımızı gösterdik. Yeri geldi etli butlarımızı bile gösterdik. Hilmi niye geçmiş zaman acaba? Ne oldu? Hı? Ne oldu? Petrol işinden çekiliyorum beyler. İleri görüşlülüğümle kolay para kazanma isteğim güreş tuttu. İleri görüşlülüğüm saniyesinde tuş etti, kazandı. Bizi bırakıyor musun? Hı. Bora inanıyorum. Artık kendimi Bora vereceğim. Kendimle çelişmemek için de bütün petrol ofislerimi sattım. Elden çıkardım. Hilmi, yanlış yapıyorsun. Ülke altyapısı bizden yana. Bir 50 yıl daha. 51. yıl. Hı. 60. yıl. O zaman ne olacak? Karışmayın hayatıma. En çok ben yaşayacağım. En çok ben hepinizi gömeceğim. Dostlarım elveda. Petrol günü dosyasını kapatıyorum. Hilmi yapma. Yapma ne olur. Biz sensiz ne yaparız? Hı? Ne yaparız? Hı? Biliyorsunuz dostlar. Bir şey lazım olursa lütfen çekilin ve beni aramayın. Siz kimsiniz ki büyük Hilmi'yi arayacaksınız? Zaten ulaşamazsınız. GSM operatörlerine talimat verdim. Artık hiçbiriniz ilişemeyeceksiniz. No petrol, no. Yes, boru, yes. No petrol, no. Yes, boru, yes. Aradığınız numara Büyük Hilmi'ye aittir. Lütfen denginiz birini arayınız. The person you have called is the great Hilmi. Please call a person who is poor as such as you. Nerede?
neredesin ya iki gözüm? Bir gözüm saatte, bundan sonra tek gözümsün, kusura bakma. Niye ya? Kaç ki saat? Saat tam taraf... Ay! Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Prezervatif mi? Bazısı çekiniyor, bazısı da bir türlü söyleyemiyor. Pizartrofit diyeni duydum ya. Yok Ayşe. Yani gerçi benim de profiterol demişliğim var. İşin ilginç yanı eczacıda da varmış, çıkartıp verdi. Hanımefendi, benim buraya ikinci gelişim. Belki hatırlarsınız. İlk gelişimde krem almıştım. Yanlış krem mi olmuş? Yok. Aslında her şey doğru. Belki inanmayacaksınız ama ben sizi dün rüyamda gördüm. Ben melek sanmıştım ama meğerse gerçekmiş. Siz misiniz? Anlamadım. Ben de anlamadım. Kaderimiz belki. Ya olur ya, eğer siz de isterseniz... Tabii tanışmak için sadece. Benimle yemeğe çıkar mısınız? Bilmem ki. Hemen karar vermeyin. Bu benim kartım. Aramanızı bekleyeceğim. Eğer aramazsanız tabii sizin de izniniz olursa yarın sizi gelip göreceğim. Hayır derseniz helallik isteyeceğim. Evet derseniz dünyanın en mutlu erkeği olacağım. İyi günler. Pardon. Estağfurullah abi, bizden pardon. Son iki, üç, dört. Biz de değiliz, meçhullerdeyiz. Bizi böyle bırakıp gitti birisi. Ağlıyor bir zaman gülen o gözlerimiz. Halimi perişan etti birisi. Her şey yalan, yalan olup gitti bir günde. Pembe hayallerim sondu elimde. Kendi gitti, resmi kaldı belimde. Halimi perişan etti birisi. Amına kodumun atanamamış Dexter'ı. Metin Özdemir, Suhi Tesisatçı. Boy 1.75. Kilo 76.5. En sevdiği yemek sokak lahmacunu. En güldüğü şey komik düşen insanlar videosu. Her esnemesinin sonunda burnunu çekmesi. Her endişelenmesinde tırnağını yemesi. Her öfkelendiğinde senin ben ananı sikeyim demesi. Attığın her adım, aldığın her nefes, ettiğin her küfür, döktüğün her gözyaşı, yolladığın her bakış, saçının her teli, elinin her parmağı, bıyığının her kılı, vücudundaki her hücre beni ben yapıyor be Metin. Yalan! Yine ne var? Deprem olsa sana sanacağım ha, kapı eşi. Girsene içeri. Bak böyle konuşma, Çin'e giderim, bütün Çinlileri zıplatırım, deprem olur ha, sebep olma. Ney? Ha sen şeyi diyorsun, şu adamı diyorsun sen. Vallahi ya, kimdi o adam? Kim? Zeki mi? Ha orasını bilemem. Şu çiçekli olan, elinde çiçek olan, embesile benziyor. Yalan mı kardeşim? Annesinden iyi mi bileceksin? Nasıl? Teyze, Zeki için Zeki diyorlar, doğru mu? Yok kızım, biraz alıktır. Zeki olsun diye adını da Zeki koyduk. Ama yemedi. O
kimdi? Metin, ne yapıyorsun? Biliyoruz da konuşuyoruz kızım. En taraflı tabirle alık, anası dedi. Saçmalama ya. E alık adamı niye işe aldın? Ne? Çok çalışır, az para ister diye. Sonuç? Çok çalışamıyor. Anlaması kıt ama az para istiyor diye tutuyorum. Metin, kim bu insanlar? Ben bakkalıyım. Her gün abur cubur alır. Katten gider bu adam. Çok yaşamaz. Tavsiye de etmem. Metin. Vallahi merak edilecek bir şey yok. Her zamanki gibi. Güneşte fazla kalmış. Charleston biberi. Bu kimdi acaba? Sünnetçisi. Metin, ne yapıyorsun? Tamam ebesi, bu kadar yeter. Paramız? Vereceğim ben sana sonra. Haydi. Metin, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yemeğe çıkacağın adamı tanı diye yapıyorum lan. Ben aradım, hayır dedim canım. Sağ ol. Geri zekalı. Vallahi mi lan? Emrah ulan, Emrah. Ya Koçero, Eda adamı hayır demiş ya. Ben sana söyleyecektim rezil olma diye ama yetişemedin mi? Ayıp lan ayıp. Nimet bu. Peşinden gitsen miydik ya? Kimse gelmesin peşimden dedi. Mektup olayını söylemediğimize kızdı. Şayze. Artık bir şekilde gönlünü alacağız Metin Özdemir. Motora bakacağız mı abi? Yalnız arada benim bir lafım var, acele etme. Şimdi tam anlamadım ben. Ne yapmış Tahsin abi? Mektup mu yazmış? Motora bakacağız mı abi? Bakarız. Ya ne bakarız ya? Bak babam istiyormuş, anam istiyor. Feyza da istiyordur herhalde. Bakarız dedim ya oğlum. E bakarız. Ne zaman bakacağız abi ya? Ya bakarız dedim ya oğlum işte. Allah Allah. Bakarız, neye bakarız? Ben neye bakayım? Neye bakacağız? Biz motora bakacağız tabii. Biz neye bakacağız ya? Vallaha mı? Evet. Yiğit efendi, bir şekilde kapıdan kovduk, bacadan girdin. Bir şekilde anamızın da karına girdin. Anlat bakalım, ne yapacağız? Önce datolit. Borcunu halletmemiz lazım. Ya lazım da bizde bor kalmadı ki ya. He. Bulacağız. Çalacağız. Çoracağız diyorsun yani. Ha. Let me think about that one o halde. Target. Cesarello. Ne diyorsunuz şimdi beyler? Kovalım mı mahallede? Kahvede bunlar beni ters çevirdiler İlmi. Kadınımdan başkası ters çeviremez beni. Yakarım adamı bilirsin. Yakarsın. Bilirim. Ya ben böyle şey görmedim İlmi. Adamlara dükkanı koruyun dedim. Çöplükte ne kadar demir hurda varsa toplayıp satıp parasıyla dükkana sigorta yaptırmışlar ya. Ya beni koruyun dedim. 4 torba prezervatif çalmışlar getirmişler. Tergit. Acemiler işte. Cezayir çıraklığını hatırla. Hani acıkmıştın da Grecia'nda patates kızartmıştın lan. Ya tamam da İlmi, hiç mi ilgi alakalar olmaz ya? Kimse mi tutmamış ellerinden ya? Hatırlamıyor musun? İçip içip bize anlatırdın. Sen bu mesleğe milletin odalarını anahtar deliğinden rotlayarak girmişsin Targın. Sen bunu deme bari. Sen. Ben. Evet sen. Evet ben. Karınca görsen taneyle toz şeker satmaya kalkan adamsın İlmi. Dördür. Niye koruyorsun bunları bu kadar? Hı? Niye merhamet gösteriyorsun bunlara? Hı? Var bu işte bir bit yeni. Onları da kendime giriyorum Sezu. Tabii. İlk zamanlarımı, gençliğimi hatırlıyorum. İlk milyonumu kazandığımda hatırlıyorsundur beni. Sermaye yapacağıma gidip salak gibi sakız almıştım kendime. Hala o salaklığımı hatırlamak için saklarım. Ne milyonu lan? Eski para ya. Önemli değil o. Yaklaşın beyler. It was my 13 years on a cold winter's day. Winter take the horse. Tigerdik. Summer is coming, beyler. All right. Ne anladın da all right acaba? Yani? Bize gözü kara, bileği kuvvetli, aklı eksik adamlar lazım. Kalsınlar, kullanırız. İhtiyacımız olur. Bir de böyle düşünün. Kalsınlar. Bizimlesiniz. Gel.
Geçen sefer size boru ayarlamıştım ya satıcıdan. Evet. Hani ortalık karışmıştı filan. Evet. İşte o depoyu polis bulmasın diye içinde ne kadar bor varsa tamamını buraya nakletmişler. Ne diyorsun? Ya. Yani burada bayağı bir bor var. Biz bir varil alsak yeter. Sen bunları nereden biliyorsun ya? Ya işte bir tanıdığın laboratuvarındaydı bor. Bu babasıyla mı zıtlaşmış? Neyse laboratuvarını yıkmışlar. İçeride ne kadar malzemesi varsa tamamını da buraya taşımışlar. Yapma ya. İki tanecik güvenlik var içeride. İki tanecik. Normalde değerli şeyleri koymazlar buraya ya. Borun değerini bilmiyorlar tabii Ellam. Ellam? Ellam. Kapıda mı ikisi de? Kapıda, kapıda ikisi de. Şimdi yapacağımız şey basit. Güvenlikçilerin kafasını karıştıracağız, dikkatlerini dağıtacağız, içeriye gireceğiz, boru alacağız, kaçacağız. Ben dağıtırım dikkatini. İçeri girmem ama. Yakalanırsa haneye tecavüze girer. Cezası çok. Sana ne lan taksici, sen ne karışıyorsun? O zaman paramı ver de gideyim amına koyayım. Daha bir bok kazanamadık. Ne küpür ediyorsun lan? Üç kişiyiz ha! Ayıp lan. Ya ben bütün mahallenin hasılatını hanıma bağışladığım için sabah benden 5 çalışır. 10. 3. Helal et. Helal et. Arabayı sür. Beyler, plan basit, gözünüzü seveyim. Kafalarını karıştırıyoruz, dikkatlerini dağıtıyoruz, boru alıyoruz, kaçıyoruz. 4 setup. Hadi. Hadi. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Bizim market varmış burada. Nerede acaba? Bir zahmet beni götürebilir misiniz? Köyden bize 2 batman yaprak getirmişler de çuvalla getirmişler. Her taraf battı biliyor musun? 2 bidon alacağım. O zaman ben geleyim. Ebenizi çıkayım. İkinizin de. Peşimden gelmeyecek misiniz oğlum? Ne diyor lan bu? Sağra işte siktir et ya. İki güvenlikçi yok mu lan? Bak bir değil iki, iki, iki. İki güvenlikçi lan. İki güvenlikçi yok mu? Cüzdan, iki güvenlikçi. Hayırdır, mutat mı var? Hapkaç amirim. Bu tarafa gittiler amirim. Abla, komiserim yanlış ihbar. Ya nerede kaldınız oğlum? Nerede kaldık? Arafta kaldık. Göt. Çok kolay bir şeymiş gibi anlatıyorsun. Az daha abiciğimi polis alıyordu lan. Oğlum benim başka bir planım var. Yalnız bunlar sizi tanıdı artık. Başka birini bulmamız lazım. Böyle sorgusuz, sualsiz ne dersek yapacak biri. Kazara nüfus cüzdanı çıkartılmış insan muamelesi yapılan bir herif. Mantıksız, şuursuz bir adam. Var mı böyle bir tanıdık? Gençler, ayıptır söylemesi 40 yılda bir ters çevirme falan yengenizle gaza geldik. Banyoya geçtim, siz aradınız. İş acele dediniz diye hızlandırdım prosesi. Kuru yer kalmış olabilir. Sizden ricam, isteğinizi yaparken ulan keşke kuru yer bırakmasaydım demeyeyim. Kuru yer mi? Oğlum ne diyor lan bu? Hiçbir şey anlamadım ben. Cünüp mü geziyorsun oğlum? Nasıl anlamıyorsun ya? Sağ kalayım da gusülsüz gitmeyeyim diyor öteye. Usul bozmayla ilgili yarım saattir konuşuyorsunuz. Sonra doğru adam sezayı diyorsunuz. Korkutmayın lan beni. Benim tarrağım yok o bezlerde. Ben ilk çocuğu bakarak yapmış ama yine beceremmiş adamı. Bakarak? Bakarak. VHS devri işte. Hey yavrum hey. Siz garete gidip izleyip hareketlerini tekrar ederken biz televizyonun sesini açamayacağımız filmler izliyorduk. Kendimize göre cila alıyorduk, parlatıyorduk. Cila alıyorduk, parlatıyorduk. Ulan Sezai abi, şurada hiç yaşamadığım kadar adrenalin depoladım. Bir geldin 2 dakikada aldın aklım ha. Yengen öyle demedi ama. Hı? Televizyon 37 ekran ya, ince işleri göremiyordum. Sadece kabasını aldım. Olduğu kadar işte. Allah Allah. Sonuç? İyi. Acaba sana bunlar stresten falan mı oluyor ya? Hastaneye mi götürsek biz seni, nedir? Yok oğlum, hakikaten merak ettim ya. Oğlum bir ay öncesine kadar ben Jet Society'ye orta direkt muamelesi yapan adamdım. Böyle bir model görmedim ki. Bana da hak verin artık. Beni niye çağırdınız bile gençler? Hı? Biriniz konuya gelsin. Bir İngiliz Konya'ya mı gelsin? He.
Bir İngiliz Konya'ya gelsin, gelmişken Mevlana'yı da ziyaret etsin. Biriniz Konya'ya gelsin. Welcome to California. Biriniz Konya'ya gelsin. Biriniz... Bir daha alalım. Pes etti. Biriniz Konya'ya gelsin. Someone come to the topic. Kötü haber mi vereceğiniz lan? Al. Bu lokmaları şu ilerideki iki tane güvenlikçi var ya, onlara ikram edeceksin. İlaçlı onlar. Bir taneyi ağızlarına attıkları zaman dakika geçmeden küt diye devredirler. Niye yesinler ki? Huylanırlar, yemezler bence. Niye böyle bir şey yapıyorum, neyin peşindesiniz demiyor, hemen dahil oluyor konuya. Yerler mi yemezler mi onu tartışıyoruz. Ya işte dersin, cenazemiz vardı, kırkı çıktı, lokma döktürttük, dağıtıyoruz dersin. Ya beyler, ben vallahi çok özür dilerim. Rica ederim, bu bahsi kapatalım. Hakikaten yarın 40. gün değil mi lan? Abi vasiyet ettiği gibi şu motoru tamamlamalıyız. Motor meselesi mi lan? Ben bunları bir şekilde onların ağzına veririm. Siz rahat olun. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ayaktasınız, yorulmuşsunuzdur. Cenazemiz vardı da lokmasını dağıtıyordum. Buyurun. Başın sağ olsun, Allah kabul etsin. Allah razı olsun kardeş. Hava ne kadar güzel ya. Kokmuştur. Lokma buyurun. Yok, şekerim var, ben yemem. İyi, boğazına attı ama. Lan, ver lan lokmanı. Lokmamı ver. Boğazında kalacak lan, helal et. Helal etmem. Çıkart lan onu, çıkart. Ya da bu da yesin. Bu da yesin. Ye lan. Bak, yemiyor. Zıkkım olsun. Allah belanı versin de düşüp bayılasın, değil mi? Bak benim ahım tutar, çıkar lan lokmamı. Ver lan lokmamı, ver. Tamam kardeş, büyütme bu kadar. Ver bana da, ben akşam çocuklara götürürüm eve. Cinler. Çocuklara falan yedirme. Ya bunlar sağlıklı değil, dişleri falan dökülür. Bak benim dişlere, gördün ya. Hep bunların hepsi çocukken şeker yemekten işte. Aman Allah'ım, o dişler. Geçen araba mı hazırlanmıştı, senin tamirhaneye getirmiştik ya. Hatırladım bak ben seni. Dişlerden. Anam yavrum, sikim kuryer bırakmayacaktım lan ben. Lan işler hep mi ters gider ya? Benim acelem var, ben gidiyorum ben. Ya bir gidiyorum. Gel, bir gel. O gün sana söylemiştim, bir 20 borcum vardı sana. Sonra getirecektim ben, onu vereceğim sana, dur. Ya bırak parasının amına koyayım, sikim parayı. Para dediğin nedir amına koyayım parasının? Bırak, esas sen bırak ya. Dur bir dakika be ya, bir dakika dur, bozuk var. Aha ya. Yedik ya. Kardeş 20 liralık az vur ödeyecek lan. Ya da yakalarsan yakala. Lan dur! Lan gel lan buraya! Efendim, Yiğit Bey ve iki arkadaşı geldiler. Tamam. Lan hadi, hadi, hadi! Yiğit, çıktık. Kaçalım lan. Ebol. Lan yedekme bana koy, yürü. Hadi git hadi. Olmaz oğlum. Ben şunu almadan şuradan şuraya gitmem. Abi çok ağır, çok. Oğlum alın şu boru, kaybolun buradan. Ben oyalarım onları. Saçma saçma konuşma. Seni mi almadan şuradan şuraya gitmem? Anasını sıçayım, yakalandık. Eda beni sütçü sene beklemez. Dolap tep getirin lan. Oğlum şu boru alın, kaybolun buradan. Ben oyalarım onları. Ben başımın çaresine bakarım, hadi. Olmaz diyorum oğlum. Amca beraber, teyze beraber. Şimdi daha oğlum yürü gidelim lan. Ananı sıkarım. Sıkarım. Kaybolun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya biz nasıl boktan bir işin içine girdik abi? Hapsi... Ya ne hapsi? Vuruluyorduk ya. Aslanım, biz bu işe başlarken
insanlığa barış ve mutluluk getirmek için hayınlık, hırsızlık yapacağız. Gerekirse her türlü boku yiyeceğiz dedik mi demedik mi? İyi de ben o boku mecazi anlamda sandıydım. Altıma kaçırıyordum ya. İşte boktan korkumuz olsaydı tesisatçı olmazdık. Dedik mi demedik mi? Lan sen hiç mi korkmadın abi? Ne korkacağım lan? Al. Yalnız bir ara ağzından bir sıvı geldi. Ana baktım ödüm patlamış. Sonra işte o sıvıyı görünce kalbim bir durdu. Sonra işte koşmaya başlayınca kalbim atmaya başladı demek ki. Abi o motoru yapacağız deme ya. Her ne olursa olsun yapacağız ha. Yapmaya başladık bile. Acaba Yiğit'e ne oldu ya? Bilmem. Polise verirler herhalde, yazık ya. Yarın olsun soruştururuz. Çok özür dilerim de kimi nereye veriyorlar oğlum? Adamın aklını alırı. Bu yakıştı mı ya şimdi bana? He? Oğlum siz beni bozuyorsunuz bak. Aman boş ver be. Şundan bir tane alayım. Al. Ver. Sen nasıl geldin ya? Arka kapıdan kaçtım. Kaçarken de birkaç tanesini devirdim ha bak. Aynen. Aldık mı boru? Ne borusu ya? Mineral, mineral. Detroit. Ha Detroit. Şimdi sırada ne var? Bira var. Ali ve Metin'in tek ihtiyaçları başarabileceklerine dair bir umuttu aslında. Yeni bir umut. Babalarının isteği sanıp Yiğit'e tutunmalarının sebebi de buydu. Dünyayı güzel hale getirebilmek için güzel insanlardan yardım almaktan daha normal ne vardı ki? Gecenin köründe oğlumuzu almak için pijamalarla evden çıktı. Normal babalara döndük sonunda Yiğit. Allah aşkına baba, eskiden de adamların toplardı beni barlardan. İşte baba oğul ilişkimiz böyle böyle ilerliyor. Ne güzel. Küçükken kafanı sıvazlamadım diye böyle gerizekalılıklar yapıyorsun sen. Aldın mı boruyu? Oo, kelime oyunu. Severim. Aldım. Ya zaten şimdi almasan sonra bir daha deneyeceksin. Gerizekalı bir güvenlik. Tokatla yetinmeyecek. Bu sefer vuracak seni. Hadi bakalım. O zaman müsaadenle baba. Alayım kardeşim. Sağ ol. Ya Yiğit oğlum, bu işler büyük işler. Ya baba hep aynı terane. Bari lafları değiştir. İyi geceler efendim. Yok yok, bir şey yokmuş. Hırsız girmiş, Yiğit değil. Seyirciler hazır mıyız? Evreka!